hayvanda hastalık şüphesi var ki numune alındı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Aban Tabiat Parkı'nda 8 atın karantinaya alınmasına ilişkin açıklamada bulundu. Bu bir genel bir koruma önlemidir. Eğer bir tespit varsa, şüphe varsa o şüpheye istinaden karantinaya alırsınız. Sonra o şüphe dağıldıktan sonra karantina kalkar. Devlet Su İşleri Gölköy Eğitim Tesislerinde basın mensuplarına açıklama yapan Fatih Metin, Aban Tabiat Parkı'nda fayton ve bireysel gezintilerde kullanılan 83 attan 8'inin ruam hastalığı görülme ihtimali üzerine karantina altına alınmasının rutin bir işlem olduğunu söyledi. Metin, bakanlık olarak her türlü sağlık güvencesini sağlamak adına rutin denetlemeleri yaptıklarını anlatarak, at popülasyonunun olduğu yerlerde alınan numunelerin sonuçlarına göre sürecin ilerlediğine değindi. Bütün bu konularda rutin denetlemelerimizi yapıyoruz. O kapsamda da hayvanlarda görülen bir hastalık varsa da hemen Tarım İl Müdürlüğümüz harekete geçiyor ve kanun çerçevesi içerisinde gerekli işlemler yapılıyor. Dolayısıyla bu sanki yeni bir işmiş gibi algılanmasın, o yanlış olur. Bu yıllardan beri yapılan rutin hayvan kontrolleridir. Şu anda daha numune alındı. Yani bir şey çıkmadı daha. Çıksın ondan sonra paylaşır il müdürlüğümüz, size bilgi verir. Yani bizim her zaman bu tip at popülasyonunun olduğu yerlerde aldığımız numuneler gider. Eğer hastalık varsa ona göre işlem yapılır. Hastalık yoksa zaten bir işlem yapılmaz. En nihayetinde şu anda bu numune alınan atlarla ilgili kesinleşmiş bir sonuç yok. Daha tahlile yeni gitti. Dün müdür bey burada, dün alındı değil mi? Dün ve bugün numuneler alındı. Dolayısıyla önümüzdeki hafta numune sonuçları çıkar. Tarım İl Müdürlüğümüz de sizle paylaşır arkadaşlar. Rakam 8 ama değil mi? Doğru mu? Yani? Numune alınan sayısı 8 tane attan numune alındı. Bolu Valisi Ahmet Ümit'in 8 atın karantinaya alınmasına ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine Fatih Metin, tedbir alınması lazım dedi. Tedbir, tabii tedbir olması lazım. Şimdi hayvanda hastalık şüphesi var ki numune alındı. Dolayısıyla bu bir genel bir koruma önlemidir. Eğer bir tespit varsa, şüphe varsa o şüpheye istinaden karantinaya alırsınız. Sonra o şüphe dağıldıktan sonra karantina kalkar. Vali Bey de onu ifade etmiştir zaten. Yani yapılan işler rutin işler, olması gereken işler zaten arkadaşlar. Teşekkür ederim.